Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü şirketimiz Türkiye'nin en büyük firmalarından bir tanesi olan Aselsan arkadaşlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı tarafından 1975 yılında kuruldu. Elektronik, savunma, teknoloji şirketi ve Türkiye'nin en büyük şirketlerinden bir tanesi. 2020 yıl sonu itibariyle müthiş bir bilanço açıkladı. Şimdi bilançosunu bir inceleyelim. Daha sonra Aselsan'ın yatırımlarını, büyüklüğünü, teknolojisini ayrıca gururla anlatacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bilançoya baktığımızda yine ödenmiş sermaye ile başlıyoruz. Aselsan'ın ödenmiş sermayesi 2 milyar 280 milyon TL. Çok güçlü bir sermaye yapısı var arkadaşlar. Ülkemizin en büyük firmalarından bir tanesi 2 milyar 280 milyonluk ödenmiş sermayesi ile. Piyasa değerine baktığımızda piyasa değeri sermayesinin yaklaşık olarak 15 katı civarlarında arkadaşlar. 34 milyon 291 bin 200 bin TL arkadaşlar. Gerçekten piyasa değeri de güçlü sermaye yapısına rağmen hisse olan ilgiyi göstermekte. Toplam menkullerine baktığımızda toplam menkulleri 17 milyar 881 milyon 761 bin TL gibi çok güçlü bir yapıya sahip, yaklaşık olarak sermayesinin 8 katı civarında toplam menkulleri bulunmakta arkadaşlar. Yani 2 milyar 280 milyon gibi güçlü bir sermaye yapısına sahipsiniz ve bunun yanında 17 milyar 881 milyon 600 761 bin TL gibi güçlü bir toplam menkulünüz var. Şirketin ne kadar güçlü olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Net karına baktığımızda 2020 yıl sonu net karında Aselsan en yüksek karlılığa ulaştı arkadaşlar. Net karı 4 milyar 449 milyon 106 bin TL. Yani sermayesinin 2 katından daha fazla. Türkiye'nin en büyük firması, çok güçlü sermaye yapısına sahip. Bu güçlü sermaye yapısına rağmen karını artırmaya devam ediyor. Yatırımlarını artırmaya devam ediyor arkadaşlar. 4 milyar 449 milyon 106 bin TL net kar açıkladı arkadaşlar. Bu da bize hem temettü verme olasılığını, menkullerinin güçlü olmasından dolayı da bedelsiz verme potansiyelinin çok yüksek olduğunu göstermekte arkadaşlar. Fiili dolaşım payına baktığımızda ise Aselsan'ın fiili dolaşım payı %26 arkadaşlar. Güzel bir fiili dolaşım payı var, %26. Güçlü bir firma yapısına rağmen %26 gibi hisselerinin az oranda olması borsada yatırım yapan yatırımcılar için çok cazip diyebiliriz. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda ise arkadaşlar gerçekten bu güçlü yapıya, bilançoya, net kâra rağmen 1.92 çıkmakta arkadaşlar. Yani hissenin piyasa değeri bölü defter değeri anlamında yatırım yapılabilir çok cazip bir şirket olduğunu göstermekte bize piyasa değeri bölü defter değeri kriterine baktığımızda arkadaşlar. Fiyat kazanç oranına baktığımızda ise yine fiyat kazanç oranında 7,71 arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi yatırım yapılabilir şirketlerde 10 civarı FK oranı caziptir arkadaşlar. Eğer bu oran yatırım yapan karlı şirketlerde ise 30'lara 50'lere kadar çıktığında biz yine cazip diyoruz ama Aselsan burada tam tersini yapmış. Müthiş bir şekilde FK'sı da çok düşük kalmış arkadaşlar. Aselsan'ın FK'sı 7,71, sermayesinin 2 katından daha fazla kar, 8 katından daha fazla toplam menkulü, büyümeye devam ediyor. Teknolojik yatırımlar devam ediyor. Aldığı ihaleler devam ediyor. Sadece şunu diyebilirim yatırım yapmak isteyenler için. Gerçekten çok ucuz, çok değerli bir şirket arkadaşlar. Umarım ileride karlılığı artmaya devam eder, büyümeye devam eder. Bu hem ülkemiz için hem de bizler için gurur verici bir olay olur arkadaşlar. 1975 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı tarafından kurulan Aselsan'ın arkadaşlar %76'sı yine Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na ait. %24'ü ise borsada açık şu anda, işlem görmekte. Aselsan ne iş yapar derseniz Aselsan arkadaşlar Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu. Yapmış olduğu işlerin içinde baktığımızda gerçekten çok teknolojik yatırımları var. Askeri haberleşme sistemleri, kara, hava, deniz unsurlarının askeri haberleşme ihtiyaçlarına yönelik ihtiyaçları karşılamakta. Bunun yanında kamu güvenliği haberleşme sistemleri geliştirmekte. Kamu güvenliği haberleşme sistemleri bu hizmeti veren kurumlara kurum içinde veya kurum dışında ya da kurumlar arası haberleşmede yardımcı olmakta. Uzay teknolojilerine yatırım yapmakta. Aselsan komuta kontrol merkezleri ile taktik sahadaki birlikler arasında güvenli ve kesintisiz haberleşme olanağı sağlamakta. Bu hem askerlerimizin güvenliği hem de ülkemizin güvenliği anlamında çok önemli bir yer tutmakta arkadaşlar. Yine aynı şekilde kripto ve bilgi güvenliği sistemleri geliştirmekte. Yani bünyesinde haberleşme ve iletişim sistemleri ile bilgi teknolojilerine yönelik tasarımlar geliştirmekte arkadaşlar. Bilgi teknolojileri sistemleri arasında askeri, kamu ve sivil alanda ihtiyaç duyulan bilgi teknolojisi projelerinin uluslararası standartlarına
standartlarda geliştirilmesini sağlamakta. Yine elektro-optik sistemler geliştirmekte. Nedir bu? Gündüz görüş, kızılötesi görüş sistemleri, lazer sistemleri ve görüntü yoğunlaştırıcılı gece görüş cihazlarının tasarımı ve üretimlerini yapmakta arkadaşlar. Aynı zamanda seyri sefer ve aviyonik sistemler geliştirmekte. Yani bugün varılan noktada askeri bir hava aracının en kritik aviyonik cihazlarını tasarlama, geliştirme ve üretme yeteneklerine sahip. Yine deniz sistemleri üzerinde de etkileri var. Aselsan, su üstü ve su altı platformların başta olmak üzere savaş sistemleri, deniz sistemlerine ait sistemlerini geliştirmekte arkadaşlar. Hava ve füze savunma sistemlerini geliştirmekte. Alçak ve orta irtifada namlulu silahlara ve füzelere dayalı hava savunma sistemlerinin temel bileşenleri olan radar, komuta kontrol merkezi gibi sistemleri yine Aselsan yapmakta arkadaşlar. Yani bu şekilde devam etmekte komuta haberleşme ve bilgisayar sistemleri, keşif, gözleme ve takip, yine insansız sistemler, bildiğiniz gibi dronlar ya da insansız uçaklar ya da silahlar gibi, güvenlik sistemleri, sınır güvenliği sistemleri, sahil güvenliği sistemleri, tesis güvenliği, boru hattı güvenliği sistemleri gibi uluslararası sistemlerde de hizmet vermekte arkadaşlar. Silah sistemleri, özgün tasarım ve entegrasyon anlayışı ile kara ve deniz muharebesine yönelik farklı platformlarda yine sistemleri mevcut arkadaşlar. Radar sistemleri, karada, havada, denizdeki tüm radar sistemlerini geliştirmiş ve uygulamakta arkadaşlar. Elektronik harp sistemleri, kara, hava ve deniz platformlarının elektronik harp füze tehditlerine karşı ülkemizin korunması ve yine ihracat da yapmakta, ihraç ettiği ülkelerdeki ürünleriyle de ihraç ülkelerini korumakta arkadaşlar. Enerji sistemleri, trafik ve otomasyon sistemleri, ulaşım sistemleri gibi daha birçok teknolojik yatırımları mevcut arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Aselsan'ın almış olduğu ihaleler, yapmış olduğu son dönemdeki yatırımları bir inceleyelim. Aselsan ile uluslararası bir müşterisi arasında, müşteri ismini vermek istememiş arkadaşlar, savunma sistemi çözümü ihracatı ile ilgili toplam bedeli 118 milyon euro tutarında bir yurtdışı satış sözleşmesi imzalanmış arkadaşlar. Bu sözleşme 2020-2022 yılları arasında geçerliliğini koruyacak bir sözleşme. 118 milyon euroluk anlaşma arkadaşlar. Bunun yanında yine Aselsan ihale almaya devam ediyor. Uluslararası yine bir müşterisi arasında elektro-optik ve haberleşme sistemleri ihracatı ile ilgili olarak toplam bedeli 38.822.074 ABD doları tutarında 3 adet satış sözleşmesi imzalanmış arkadaşlar. Bu sözleşme yine 2021-22 yılları arasında gerçekleşecek sözleşme arkadaşlar. Aselsan Savunma Sanayi Başkanlığı arasında bir elektronik harp sistemi projesi ile ilgili olarak 17-12-2020 tarihinde toplam bedeli 315 milyon TL ve 18.994.556 ABD doları tutarında bir sözleşme değişikliği imzalanmış arkadaşlar. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2022-2024 yılları arasında gerçekleştirileceği açıklanmış arkadaşlar. Yine savunma sanayi ile Aselsan arasında başka bir anlaşma. Bu anlaşma CAT yönetim sistemi ve plaka tanıma sistemi projesi ile ilgili olarak 31-12-2020 tarihinde toplam 308.692.989 TL tutarında sözleşme değişikliği imzalanmış arkadaşlar. Bu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlar 2024 yılına kadar tamamlanacağı duyurulmuş arkadaşlar. Aselsan'ın yapmış olduğu yatırımlardan bir tanesi, bildiğiniz üzere Aselsan yurt dışına ihracat yapmakta, savunma sistemleri satmakta ve projeler üretmekte arkadaşlar. Aselsan Katar'da artan faaliyetlerinden dolayı ve Katar'ı desteklemek amacıyla Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ Katar'da bir şube açtı. Ve şube şu anda açıldı. Faaliyette bu oradaki savunma sanayi sistemleriyle ilgili işleri oradaki şube üzerinden almakta arkadaşlar. Bunu da 2021 yılında, yani bu yıl, bize duyurmuş oldu. Aselsan ile Eze İnşaat arasında Gebze Darıca Metro Sinyalizasyon Sistemi temini ile ilgili olarak yine 8 Şubat 2021 tarihinde sözleşme imzalanmış arkadaşlar. Söz konusu sözleşme Aselsan'a toplam 16.995.000 euro tutarında Gebze Darıca Metro GBTC sürücüsüz sinyalizasyon sistemi siparişi verilmiş. Sözleşme 2023 yıl içinde tamamlanacağı bildirilmiş arkadaşlar. Yani baktığımız zaman Aselsan'ın iş anlamında ya da yatırım anlamında herhangi bir sıkıntısı olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Zaten savunma sanayimizin en büyük ihtiyaç karşılayıcısı Aselsan arkadaşlar. Bundan sonra da böyle olacak. Bunun dışında yurt dışı ihraçları devam etmekte, teknolojik yatırımlar devam etmekte, büyümeye devam etmekte arkadaşlar. Aselsan büyüdükçe ülkemiz daha güçlü, daha güzel yerlere geleceğine ben de inananlardanım. Bundan sonra yeni şirket videolarımızla yine bir arada olacağız. Sağlıklı, bol kazanımlar
kazançlı, güzel günler dilerken abone olmayı ve lütfen beğenilerinizi paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.